Sen bu kediyi nasıl bu şekilde öldürebildin yani? Demek ki bir çocuk da rastlasa öldürecekti. Nitekim bugün değil mi İzmir'de olsa gerek iki tane delikanlı yürürlerken üç tane vatandaş arabanın içinden çocuğun kafasına üç kurşun sıkarak öldürdüler. Niye öldürdün diyor. Kendimi kaybettim diyor ya. Anlayamadım silah birden patladı diyor. İşte bu kere olan gibiler toplumda var. Ama Adalet bunlardan yana var. Örneğin Ekrem İmamoğlu. YSK üyelerine ahmak dedi. Avukat burada. Ya bırak ahmak demeyi bana benim şahsıma öyle ağır hakaret edenler var ki sizlere de ben onları Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ediyorum. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve konuyla ilgili savcı diyor ki Cemal Engin Yurt gelip uzlaşmaya imza atmazsa dava açmayız diyor. Bak bak bak. Başsavcıya bak, başsavcıya. Adalete bak, adalete. Ben milletvekiliyim. Ben genel başkan yardımcısıyım. Ben bir Türkiye'yi geziyorum. Sanki Recep Tayyip Erdoğan 65 bin tane dava açtı hakaret davasına gidip tek tek uzlaşmacılara imzalamış gibi. Sanki Süleyman Soylu imzalamış gibi. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Bakanı da arıyorum. Telefona bakmıyor ha bu arada bakmıyor mu? Bakmıyor telefona. Bunlar böyle adaleti var. Eskiden Ahmak bakıyor dedi muydu? diye eskiden Adalet Bakanı, yani Adalet Bakanı olmadan önce de Grup Başkan Vekiliydi, görüyorduk zaten. Ahmak dedi diye iki yıl 7 ay 15 gün aldı. Sedef Kabaş bir Çerkez atasözünü söylediği için iki yıl 7 ay ceza aldı, 45 gün hapis yattı. Ama Somali Devlet Başkanının oğlu ...bir motokuryeyi öldürdü... ...27 bin lira aldı. Ya hangi adalet? Olmayan adalet sarsılmaz. 3 yaşında çocuğa tecavüz edip... ...öldürene ihal veriyor. Mahkeme ihal vermiş değil mi bu Keloğlan'a? Evet. Şimdi ben o hakime soruyorum, merak ediyorum. Ben çok yargılandığım için... ...hiç ihal vermediler bana. Demek ki görmediler tipimde. Güzel bir kravatınız yok mu? Yani ondan dolayı vermiştir ha, muhtemelen. Güzel bir gömlek ve kravatla olabilir. Yani şimdi bu... Keloğlan'a bu hakim nasıl bir iyi hal uyguladı merak ediyorum. Yani o an tıraşlı mı gitti? Saçı jölyeli miydi? Ya da ne yaptı? Ben kedileri sever miyim dedi. Aslında o gün o kedi kötü kediydi. Eros sevmediğim bir renkte bir mi, kedi miydi dedi. Hakim acıdı mı? Neye göre ihale verdi? Ben geçmişte bir mecliste bir olay yaşamıştık. Talihsiz bir olay. Devlet Bakanı'yla Saati sonucu oluyor. Allah rahmet eylesin. Hakim bana 20 ay ceza verdi. Ne ihal verdi, ne erteleme verdi, ne indirim yaptı, ne hükmü erteledi. 8 ay hapis yattım. Vekillikten sonra gittim. 8 ay hapis yattım. Bu memlekette adalet sokaktaki samimi devletine, milletine bağlı olan insanlara adalet yok. Katil olacaksın. Çete olacaksın. Mafya olacaksın. Hırsız olacaksın. Uyuşturucu tarihcili olacaksın. Zindaşi nerede? Unuttuk bunları. Zindaşi nerede? Nerede zindaş? Yani bunun gibi metro galip vardı değil mi bir dönem? Nerede? Gürcistan'da hapiste de. Nerede olduğunu biliyoruz da. Yani nasıl çıktılar? Bu memlekette kartal Anadolu yakası Cumhuriyet Savcılığı deniyor değil mi? Anadolu, İsmail Uçar Anadolu, adamın Cumhuriyet adamı. İsmail, İsmail değil Uçar değil mi? Adam açıkça söylemedi mi? Rüşvet, suistimal, torpille her türlü iş dönüyor burada dedi. İş dönenlerin adını verdi. Ben de işin içindeyim denildi. Adam yargıtaya üye yapıldı. Hiç kimse hakkında soruşturma açılmadı. Şimdi Yılmaz Tunç bugün çıkmış diyor ki Tarihin en yüksek hapis cezasını verdik diyor. Gözlerim yaşardı Yılmaz'ı dinlerken. Ne kadar duygulandım ya. Kelo olan bir gün hapiste yatmayacak. Baklava çalan 13 yıl ceza alacak. 13 yıl hapis cezası alacak bu ülkede. Kelo olan bir gün hapiste yatmayacak. Darbe yapmayanlar, darbeden hapiste yatıyor. Darbe yapmayanlar. Çetin Doğan ya. 84 yaşında. Hasta. Raporu var. Raporu var. Nisan ayında Cumhurbaşkanı'nın önüne gitmiş affı için o hapiste yatmaya devam edecek 5 kişi. Beş. Bu Adalet Bakanı çıkacak tarihin en yüksek cezasını verdik diyecek. Ya bunların ne adaleti? Bugün yine Adalet Bakanı o konuya geleceğiz herhalde. CHP'de bir para sayma hikayesiyle Şimdi ilgili. Şimdi geliyoruz. Geliriz Hemen. geliriz. Ad, her, önce şu Adam iddianeme Hemen yayınladı. Uğur abi benim demek istediğim Oraya geliriz de. İddianeme yayınladı Yılmaz Tuş bugün. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na dedi ki Andrei, bak talimatı veriyorum dedi. Hemen gereğini yap. Şu 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 maddelerden aç derecesine. Yani bu ülkede adalet yok. Hayvanı. Ya mesela ben eskiden öyle çok hayvan severdim dersem aslında uygun düşer. Bozkurt'u çok sevdiğime göre. Demek ki hayvan severliğim var. Tanrı Dağı'nda da bir ulumam da var benim meşhur geçmişte. Kırgızistan'da, Bişkek'te, Tanrı Dağı'nda. Hatta Ahmet Hocam'la da bir Bozkurt meselesinden takışıklığımız da var. Şimdi evet ya. benim bozkurta <laughs> Özür dilediğin için. Özür dilediğin ne, ne demek? Yani. Ee, hayvanseverliğim var Bu mı? Bu arada ama... benim Bozkurt'a bir itirazım yok. Yani. Yoktu tabii. Yani, ama sen yani. yanlış bir Şimdi... ifade Şimdi Benim evde podi diye podıl cinsi bir kızım çocuklar bir köpek aldılar. Ben podiyi görmeyince yani eve ilk girince podiyi kucaklıyorum artık. Yani hanıma merhaba demeden önce hanım duymuyordur herhalde. Ee, önce podiyi seviyorum. Ve şunu gördüm. Hakikaten hayvanı sevmeyen insanı sevemez. O noktaya geldim. Hayvanı sevmeyen insanı sevemez. Bırakın kediyi ya. Yani hiçbir canlıya böyle bir çirkin, namussuz bir davranış sergilenemez ama yani bugün Adalet Bakanı akşam nasıl uyuyacak? Acaba çocuklarının yüzüne nasıl bakacak? Muhtemelen çocukları da kedi severdir. Muhtemelen çocukları da köpek severdir onun. Nasıl bakacak onun yüzüne? Uyuyacak mı? Ha uyur Çünkü Yılmaz Tunç e, Adalet Bakanı değil. Yılmaz Tunç Recep Tayyip Erdoğan'ın görevli idari hakim olduğu için. Uyuyabilir gönül rahatlığıyla. Ama herkes yaşattığını yaşamadan Allah canını almayacak. Bu tarih boyunca hep böyle oldu. Bu mübarek Ramazan ayının e, iftarı yaptık. Bu akşamında da tekrar şunu söylüyorum. Allah bunlardan öyle bir hesap soracak ki... Kedinin de hesabını soracak köpeğin de hesabını soracak. Ceren'in de hesabını soracak. Ceren Özdemir'in de. Bu memlekette öldürülen kadınların hesabını soracak. Bunların yatacak yeri yok. Bunlara Allah yaşattıklarını yaşatacak. Bunu bilsinler. Yoksa zerre kadar vicdanı olan birisi ya insani duygusu olan birisi bunu böyle sadece hapis cezası yüksek diye geçiştirebilir mi ya? Nasıl bir insansınız ya? Yani Peygamberin güzel bir hadisi var. Diyor ki iman etmedikçe cennete giremez. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor. Yani cennete gireceksen iman etmek gerekiyor da imandan önce birbirini sevmen gerekiyor. Birbirimizden kasıt ne? Bütün canlıları değil mi? Bütün kainatı sevmek. Sevgisiz, yüreksiz, merhametsiz, kalpleri kararmış, kin nefret dolmuş adamın söyleyeceği ancak bu kadar olurdu. Dolayısıyla Keloğlan'ın olanın şahsında Yılmaz Tunçu şiddetle kınıyorum. Olmayan Adaletin Bakanı olarak yapacakları Ömer Çelik yine açıklama yapmış. Hayvan haklarıyla ilgili yasa düzenleme. Yap getir kardeşim elinizi tutan mı var ya? Süre